Yani anlattıklarınızdan anladığım belirsizlik devam ediyor. Doğru mu? Kendi başına nefes almaya başladı. Bu iyi haber. İlaç tedavisine devam edip uyanmasını bekleyeceğiz müdürüm. O zaman bir şansı var demektir, değil mi? Öyle diyebiliriz. Peki. Teşekkürler Doktor Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Yuvarlak konuşuyorlar. Ama belli olmaz tabii. Yani bunu da atlatırsa artık inanacağım. Kötülere sahiden bir şey olmuyor. Ha bu arada şu Berat Kurbanov işine biraz baktım. Hemen her şubeden bir sürü ekip peşine düşmüş zamanında. Kimse kafeslemeyi becerememiş. Balık çok büyük yani. Yakalarsak çok ses getirecek. Engin'in yaptığından sonra adımızı temize çıkarmaya yeter mi bilmiyorum. Buna bakmam lazım Rıza. Efendim üstad. Evet dinliyorum. Ne? Nasıl, ne zaman? Ne oluyor lan? Efendim, geçen hafta yapılan tasarımlarımız. Balık figürü daha mı iyi olabilirdi? Evet, güzel olmuş. Tasarım çok güzel olmuş. Ne diyorsun Fuat? Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Soft'tan 50. Left'ten 100 adet yeterli. Not alalım lütfen. Tamam. Asayiş Şube. Bektaş Kurbanoğlu'yla görüşecektik. Şu an yönetim kurulu toplantısında kendisi, giremezsiniz. Bizi ilgilendirmez hanımefendi. Acilen görüşmemiz lazım. Toplantı sırasında rahatsız edilmek istemez kendisi. Hanımefendi, şimdi görüşeceğiz. Yoksa biz bozarız toplantıyı. Peki, buyurun. Efendim çok özür dilerim. Polis geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Bu kadar acilse görüşelim. Buyurun. Çık dışarı, çık 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 çık. Geri yap, geri yap. Boşalt, boşalt. Çık 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 çık. Boşalt, çık boşalt. Boşalt. Abi. Masanın altına. Ex, ex. Abi. 45-42'den Maslak civarı tüm birimlere. Karşı plazadan keskin nişancı ateşi abi, açıldı. Karşıya. Destek istiyoruz. Duydunuz mu? Destek istiyoruz. 45-46'dan 42'ye. 5 dakikaya oradayız abi. Bektaş'ı vurmuş olmasınlar. Keskin nişancılar, yabancı askerler. Girdik yine bir savaşı. Allah'ım yarabbim ya.
Güvenlik kameralarına baktık. Şüpheli hiçbir şey yok komiserim. Katlarda kamera yok değil mi? Yok başkomiserim. Ne yapalım abi? Bütün binayı boşaltalım mı? Olmaz. Herkes panikler. Millete zarar gelmesin. Çocuklar ne durumdasınız? Abi otopark çıkışındayım. Burası boş. Kimse çıkmıyor. Sadece personeller var abi. Tamam bekleyin. Şüphelendiğiniz birisi olursa alın. Kadir sen katlara bak, ben buradayım. Tamam abi. Klasik 7.62. Uzun namlulu silah mermisi. Tahmin edebileceğiniz gibi üzerinden parmak izi çıkmadı. Plazadan da hiçbir delil biz çıkaramadık. Etraftaki kamera kayıtlarını taratıyoruz. Peki balistik incelemeden de mi bir şey çıkmadı? Sıfır müdürüm. Silah ilk defa kullanılmış. Büyük ihtimalle yine yabancı menşeli. Uzun zamandır böyle profesyonel bir ekiple karşılaşmamıştık herhalde. Paralı askerleri var. Silahları belli ki yurt dışından sokuyorlar. İletişim şekli mekanik bir ses. Dünyayı yöneten 5 aileden birine mi denk geldik biz abi ya? Kim bunlar? Yok artık. Alper geldi aklıma. Değil mi? Tam onun kuracağı bir cümle. Bırakmıyorum kardeşimi. Öncekiler gibi olmayacağı belli. Onlar ne kadar titizse biz de o kadar titiz olacağız. Madem yurt dışı bağlantısı var, Interpol ile temasa geçelim, değil mi? Benzeri suikastleri, benzeri şekilde örgütlenen çeteleri, suç ağlarını araştıralım. En ufak bir benzerlik bile varsa raporda görmek istiyorum çocuklar, tamam mı? Anlaşıldı. Tamam baba. Zamanı geldi. Diğer işe odaklanalım. Gel abi. Geliyor musun? Operasyona gidiyorum ben de. Var mı istediğim bir şey? İki ekmek alsana gelirken. Mısır ekmeği? Tamam. Görüşürüz. Sıkma canını. Canımı sıkmak değil, ben böyle canımı boğmak istiyorum artık. Biliyorum. Zor ama zaman lazım, sen de biliyorsun. Zaman, zaman. Bu ne zamanmış abi? Zaman, zaman. Açtı götünü. Ama inatçı adammış. Sorma. Kene gibi yapıştı. Bırakmıyor kırmızı. En azından iyileştirdik. Yaşıyor muyum ya? Maalesef. Ben çıkayım Enes. Hocam ağzı tekrar gözünü açıyor. Senin ilacı var, 10 cc yeterli. Sadullah Çetin. Beni duyuyor musun? Evet. Ölümden döndüğünün farkında mısın? Yaklaş. Başına ne geldiğini hatırlıyor musun? Evet. Yaklaş, yaklaş. Kendini çok zorlama istersen. Yaklaş. Engin müdür. O yaptı. Her şeyi anlatırım. Yaklaş biraz daha, gel. Siz beni koruyun. Başındakini de veririm. Bir çöp atmayın. Daha giderim var. Thank you.
kızım. Hallet şu işi çabucak. Defol gidelim. Hayırlı nöbetler arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Herkes bana baksın. Bu kattaki bütün odaları boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Hasta yakını dahil herkesi çıkartıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamam komiserim. Doktorlar hariç kimse girmeyecek buraya. Anladınız değil mi? Hadi Ümit. Hadi gidelim. Aylin Hanım. Aylin Hanım, bir şeye ihtiyaç var mı? Yardımcı olmam için. Kalsın İnal Amir. Katı boşaltıyoruz. Herkes çıkıyor. Aylin Hanım, bana da... Lütfen İnal Amir. Arkadaşlar hadi. Hadi siz de kapıdaki koridor girişine geçiyorsunuz. Bize böyle bir bilgi gelmedi komiserim. Tamam şu anda ben veriyorum ya böyle bir bilgi. Hadi. Tamam komiserim. Biraz uyuyacaksın tatlım. Sonundaki oda. Otur yavrum, dikkatli otur ha. Hoş geldin, nasılsın? Nasıl gidiyor tedavi? Başladık işte müdürüm. Doktor iyi gidiyor diyor ama. Çok güzel. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl yani, anlamadım. Yani iyi hissetmeliyim diyorum ama hissedemiyorum. Evde durmak hiç iyi gelmiyor bana. E normal değil mi? O kadar zaman sokaklarda, yağmurda, çamurda, görev başında geçti. İnsan oturduğu yeri bile yadırgan. İşte bana da herkes zamanla geçecek diyor. Ama... Beni anlasınlar diye bekliyorsun değil mi? Kimse seni anlayamaz kızım. Sadece destek olabilir. Yani biz de onu yapıyoruz. Biliyorum baba. Ama ağrıma gidiyor. Beni bu hale sokan adamı yakaladığınızda ben... Evde ayağıma lanet okuyordum. Sıkma canını yavrum. Bak, o adi adam cezasını çekecek. Hatta çekmeye başladı bile. Sen de aslanlar gibi görevine geri döneceksin, tamam mı? Bir an bile umutsuzluğa yer yok bu ekipte. Anlaştık mı? Anlaştık baba. Aferin. Hadi. Üzme kendini, ha? Tamam mı? Alo baba. Sadullah kucağımızda. İşbirliği yapmak istiyor. Ugh!
Sizinle işbirliği yapmam sana bir lütuf değil, biliyorsun. Değil mi? Şu halde sizden lütuf bekleniyorum müdür. Yaşamak böyle bir şey Sadullah. Tutunacak bir dal buldun mu bırakmayacaksın. Yaşamaksa yaşamak. Ne istiyorsanız vereceğim. Göreceğiz bakalım. Hadi. Allah kahretsin. Doktor çağırın. Hastanedeki bütün birimlerin dikkatine. Arkadaşımız Maktun odasında saldırıya uğramış. Bütün birimlerin dikkatine. İyi misin kardeş? Birazdan geliyorlar, haber verdim. Geç. Adam yok. Kaçırmışlar. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Ne oldu? Bir şey yok. Birini gördüm sanki. Bakalım göreceğiz. Ne oldu burada ya? Emir nerede, iyi mi? Arkadaşlar sakin olun. Kurşun boşluğa gelmiş. Ameliyata alındı. Hayati bir tehlikesi yok. Oh çok şükür. Ameliyathaneye gidelim biz, hadi. Ne oldu oğlum burada? Siz bilmiyor musunuz amirim? Oğlum bilmiyorum ki soruyorum. Bilsem sana niye sorayım evladım, ne oldu burada? Aylin komiser Sadullah'ı kaçırdı amirim. Ne demek lan kaçırdı? Kaçırdı işte amirim. Ambulansa koyup götürdüler. Ayrılan organımı mı alacaksınız? Senin organını kim ne yapsın? Oğlum bir işe yarar belki. Ölüp giderim lan burada. Ne yapalım? Ecel deriz geçeriz. Doktor, bildunlar kalsın şunlara bir şey söyle. Bütün protokol burada. Valiyle bakan nerede? Hayırdır ne oluyor lan? Ayin mi yapacaksınız burada? Ulan sen var ya. Dünyanın en şanslı adamısın. Ne demişler? Kiminin şansı, kiminin parası? Sadullah, aklın varsa konuşurken iki kere düşün. Yani o kadar da mecbur değiliz sana. Bunu kafana sok istersen. Ulan başkası olsaydı o namlunun ucunda belki yapamazdım. Ama sen var ya Sadullah, bir an bile tereddüt etmedim. Yine etmem. Böyle konuşmadık müdür? Biraz dinlenmen için zaman vereceğiz sana. Yarın geldiğimde istediğimiz her bilgiyi vereceksin. Düşün Sadullah. Yaptığın her şeyi düşün. Eksiksiz anlatacaksın. Yoksa ne yaparsın lan? Buralar ıssız yerler, bilmiyor musun? Bir bakmışsın kaybolup gitmişsin. Ertesi gün haberlerde manşet olursun. Anlaştık sanıyorum. Tehdit ediyorsun. Tehdit değil. Olacakları söylüyoruz. İyi düşün taşın. Senin ipini kim tutuyor? Kimlerle iş yaptın? Kimlerle çalıştın? Hepsini tek tek anlatacaksın. Tamam mı? Götürün şunu.
söyle bana Nal. Sadullah'ın kaçırılacağını öğrenemedim. Ben seni o ekibin içine boşuna mı soktum? Talihsizlik oldu diyelim. Tekrar hatırlatıyorum. İyi dinle. Aklına yaz. Sen koklasın, ben koklacı. Parmağımı oynattığım anda istediğim şeyi yapacaksın. Yoksa Sado'ya olan sana da olur. Ne oldu? Ne dedi? Çok korktun sen. Yok ya, korkmadım. Sadullah'ı bulun diyor işte. Nasıl bulacağız? Büyük İstanbul burası. Baksana çok büyük. İstanbul büyük. Ama bizim ekip küçük. Var bir tahmin. Evet. Ne çıkardınız bakalım, anlatın. Bayağı bir şey çıkmış. Önden biraz baktım ben. He, iyi. Bektaş Kurbanov suikastine benzeyen birkaç olay olmuş. Hatta yöntem aynı. Uzun namlulu silahlar kullanılmış. Ve olay yerinde tek bir kovan bulunmuş. Sanki bir imza gibi. Peki kim olabilir bu imzanın sahibi? Elimizde üç şüpheli var. Birincisi Ivan Abdulov. Çeçen asıllı eski Rus askeri. Dosyasına göre Kafkasya'da girmediği bataklık kalmamış. Amerika'da birkaç şirket CEO'sunu aynı şekilde öldürmüş. CIA'in de belalısı olmuş. Kırmızı bültenle aranıyor. Marko Lazovic. Sırp eski asker. Farklı ülkelerin devlet kademelerindeki insanlara da suikast girişiminde bulunmuş. Aynı şekilde o da kırmızı bültenle aranıyor. Ve son olarak en acımasızı Valeri Karpov. 35 yaşında Rus. Uzun yıllar gizli servise çalışmış. Bir şekilde gizli servisten atılınca kendi hesabına çalışan paralı katile dönüşmüş. Interpol'e göre en tehlikelisi. Tek bir karavanası yok. Çok iyi sniper kullanıyor ve yakın dövüş uzmanı. Elimizde ufak bir görüntü bile olsa eşleştirip bu diyeceğiz ama yok. Normal. Bu insanlar hayalet olsunlar diye eğitiliyor. Bir ön araştırma yaptık müdürüm. Üçünün de ülkeye girdiğine dair bir kanıta ulaşamadık henüz. Kılık, kimlik değiştirip yasal bir şekilde girmişlerdir ya da kaçak yollardan girmişlerdir, belli. Bunun içinde nereye bakacağınızı biliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Buyurun. Çok ağrısı vardı. İğne yaptım. Ancak sabah uyanır. İyi yaptın kardeşim. Onun çenesi çekilmez çünkü. Şurada çay kahve var. Sandviç de var. Acıkırsan ye. Sağ olun. Usta Allah aşkına bak. Yeter, kafanı çevir ya. Kendini yedin bitirdin. Kafamı çevirsem ne olacak usta? Orada olduğunu biliyorum. Ne yapayım yani? Abi bu bize reva mı ya? Adamı yaşatmak için uğraşıyoruz. Uğraşacağız oğlum. Yarın olmadı mı? Gerekirse bir hafta bekleyeceğiz. İşin sonunda köpek balığı var. Ona ulaşmak için her şeyi yapacağız. Sadullah'tan da önemli. Bu herkesi arayan ses midir? Her kimse. Belli ki Sadullah'a işleri yaptırdı, işi bitince de öldürmeye çalıştı. En belalısı da o demek oluyor. Neyse, cefası çekeceğiz artık. Sadullah'ı da tanıyoruz abi. Bir numaranın karşılığında çok şey ister bizden. Vallahi öyle bir yerdeyim ki şu nefes alıyor diye boğazım deliyor. Ama oğlumu kaçıran o sizi hatırladıkça deliriyorum. Kime merhamet göstereceğim, kime öfkeleneceğim şaşırdım. Sakin olacağız usta. Sadullah elimizde. Diğerleri de tek tek düşecek avucumuza, bak görürsün. Güven bana ya. Bence de. Hadi o zaman yürü hadi.
Hadi hallet.